Slide'dan görünüyor değil mi hocam? Görünüyor hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Bugün hem kardiyoloji pratiğinde hem de sanıyorum sizin dahiliye pratiğinde de günlük pratiğimizde en sık gördüğümüz ritim bozukluğunu, atrial fibrilasyonunu konuşmaya çalışacağız. Ben Doktor Dursun Aras. Aynı hastanede kardiyoloji kliniğinde çalışıyorum. Daha önce yüksek lisansta hep çalıştım. Asistanlığım, uzmanlığım, doçentliğim tam net orada. Temel ilgi alanım aritmi. Onun için de atrial fibrilasyon bizim aritmideki en önemli başlıklardan biri. Atrial fibrilasyon tabii uzun uzun konuşuyoruz ama ben bu akşam size tanı ve tedavisinde klinik pratiğimizde işe yarayacak noktaları özetlemeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi atrial fibrilasyon bu EKG'yi sanıyorum her gün poliklinikte veya servisteki hastalarınızda sıklıkla görüyorsunuz. Temel olarak atrial fibrilasyon düzensiz bir ritim. Bir blok olmadığında genellikle ventriküler yanıtın değişken olduğu, atrial aktivitenin izlenmediği, P dalgalarının görülmediği bir regüler bir ritim şeklidir. Sık görülüyor gerçekten. 60 yaşın altında %2-3 civarındayken 60 yaşından sonra yaşla birlikte giderek artıyor görme sıklığı. Öyle ki 70-80 yaşına geldiğimizde %8'e 10'a varan oranda bir ritim bozukluğu. Onun için de sık görülüyor ve sonlanımları da önemli. Bunun için atrial fibrilasyonu hemen hepimizin iyi bilmesi gerekiyor. Bunu anlatırken ben size 3 temel kılavuzdan bahsederek anlatmaya çalışacağım. Okunması gereken de en yeni şeyler bunlar bence de. Yakın zamanda güncellendi. Avrupa Kardiyoloji Derneği 2020 yılında AF kılavuzunu yeniledi. Bir önceki 2016'daydı. 2020 yılında yine Kanada Kardiyovasküler Derneği de yeni bir atrial fibrilasyon kılavuzu çıkardı. Bu da kılavuzu ben seviyorum. Kanadalıların daha pratik, daha kliniğe uygun bakış açıları var. Onun için de ben Kanada kılavuzlarına özellikle aritmi ile ilgili kısmını yakın takip ediyorum. Ve gene bu yıl özellikle yeni antikoagülanların, NOAC'ların kullanımı ile ilgili bir güncelleme oldu Avrupa Ritim Derneği tarafından. Onun için bu 3 temel başvuru bizim için çok önemli ve güzel, geniş bilgiler veriyor. Atrial fibrilasyon klinik prezentasyonu asemptomatik de olabilir. Yani sessiz de olabilir, semptomatik de olabilir. Hastaların 1/3'ü yaklaşık asemptomatik, çoğu semptomatik oluyorlar. Tabii asemptomatik demek risksiz olması demek değil. Bunu ileride de söyleyeceğim. Tromboemboli riski ya da hızlıysa kalp yetersizliği oluşturma riski aynen devam ediyor. Sadece hasta bunu hissedemiyor. Ama kalan sonlanımlar hemen hemen semptomatikle benzer. Semptomatik derken neyi kastediyoruz? Sıklıkla, çarpıntıyla, dispneyle ve halsizlikle geliyor hastalar bize. Bunun dışında bazen koroner tersi de onlarda yüksek kalp hızı göğüs ağrısına sebep olabiliyor. Bu hastaların efor toleransı sıklıkla kötü oluyor. Çok hızlıysa ve aksesuar yolla falan birlikteyse veya kalp inmezi varsa senkop da bu hastalarda görülebiliyor. Bazen de yüksek kalp hızı dediğim gibi hemodinamiği bozabiliyor. Senkopa sebep olabiliyor. Ciddi hipotansiyona sebep olabiliyor. Akut pulmoner ödeme sebep olabiliyor. Veya göğüs ağrısını, anjinayı hızlandırabiliyor. Çok hızlıysa tabii dediğim gibi aksesuar yol falan varlığında da boşalabiliyor. Ama birlikteyse kardiyojenik şoka bile sebep olabiliyor. Yani hemodinamik bozulmaya sebep olabiliyor. Şimdi atrial fibrilasyon neden önemli? Önemli sonlanımları var. Atrial fibrilasyon sinüs ritmine göre mortalite artırıyor. Ortalama 3 kat, 4, 1,5, 3,5 kat, ortalama 3 kat mortalite artırıyor. Tabii stroke'la veya kalp yetersizliğine bağlı veya komorbiditeyle ilgili nedenlerden dolayı mortalite artırıyor. Birincisi bu. Stroke en önemli belki de sonlanımlı bu atrial fibrilasyonun. Ve şunu biliyoruz, %20-30 bütün iskemik strokların %20-30'u atrial fibrilasyondan kaynaklanıyor. Ve kriptojenik strok dediğimiz hiçbir sebep bulamadığımız stroklarında %10'unda yine atrial fibrilasyonu yakalayabiliyoruz. Tabi atrial fibrilasyon çok hızlı olduğu zaman bu atrial kontraksiyonun da katkısı ortadan kalktığı zaman kalp fonksiyonlarını, sistolik fonksiyonlarını bozabiliyor ve atrial fibrilasyon hastalarının yaklaşık 1/3'üne yakını sol ventrikül disfonksiyonu ve kalp yetersizliği ile geliyor. Yine bilinç fonksiyonlar bu hastalarda bozuluyor, demans da artıyor. 1,5 kat yaklaşık demans artışı var. Bu hastalar tabii komorbid durumlar veya semptomlar dolayısıyla önemli bir kısmında depresyon eşlik ediyor.
Yaşam kalitesi bu hastaların %60'ından fazlasında bozuluyor. Yani atrioflasyonda en temel şey belki de hastaların günlük yaşamlarında yaşam kalitelerinin efor toleranslarının bozulmasıdır. Bu hastaların %10 ile 40'ı yılda en az bir kere hastaneye yatıyorlar. Onun için atrioflasyon genel olarak geniş bir kapsamlı pek çok kardiyovasküler mortalite ve morbidite sebebi önemli bir sosyoekonomik de problem. Ciddi bir yük de getiriyor. Şimdi tanımlamaya gelince atrioflasyonun tanımı biraz önce ekranda. Supraventriküler bir taşikardi. Nasıl bir taşikardi? Elektriksel aktivasyonu görmüyoruz. Buna bağlı olarak da atrial efektif bir kontraksiyon olmuyor. Elektroda gördüğümüz, biraz önce gösterdiğim irregüler bir arar intervalleri var. Ve P dalgasını göremiyoruz. İrregüler bir atrial aktivasyon var. Atrial aktivasyon o kadar ki atriumdaki hız dakikada 300 ile 500 arasında. 400-500 kere kasılıyor. Kasılma demiyor buna. Onun içinde atrial fibrilasyon yani seyirme gibi oluyor. Onun içinde efektif bir atrial kontraksiyon olmuyor. Bu da kardiyovasküler output'u sol ventrikülün stroke volümünü azaltıyor ve kalp yetersizliğine neden olan faktörlerden birisi. Biz atrioflasyonu klinik AF ve subklinik AF diye ayırıyoruz. Klinik AF demek şu demek, ister semptomatik olsun, ister asemptomatik olsun, EKG ile doküman etmişsiniz. Yüzey EKG ile doküman etmişsiniz. Bu o zaman klinik AF oluyor. Yani siz hasta asemptomatik olsa, polikline gelse tesadüfen, örneğin tiroid testi için geldi veya diyabeti var. Siz EKG'sini gördünüz ve atrioflasyonu gördünüz. O zaman bu hasta artık klinik atrioflasyona giriyor. Subklinik AF biraz daha farklı. Cihazlarla semptom, yani semptomsuz bir hastada herhangi bir cihazla tespit etmişseniz bu subklinik AF. Cihazla derken bu 12 derivasyon yüzey EKG'yi kastetmiyorum. Subklinik AF'den kastımız hastaya bir monitör bağlıyorsunuz. Orada tesadüfen fark ediyorsunuz. Sol telde veya fark ediyorsunuz. Veya hastanın saati var, akıllı saati var veya bir aplikasyon nedeniyle size göstermiş. Buna subklinik AF diyoruz. Bir de atrial hayret epizot dediğimiz bir durum var. Bu kalp pili olan hastalığı. Yani atrialda bir elektrot varsa bu atrial elektrodun tespit ettiği yüksek hızlı epizotlar ve onların analizinde AF görüyorsa bu subklinik AF. Demek ki AF'yi klinik demek için bu şart var. 12 derivasyon EKG'de atrioflasyon göreceksiniz veya tek bir lidde de biraz önce gösterdiğimiz algoritmanın olmadığı en az 30 saniye ritim trasesi görmüşseniz bu da size atrioflasyon tanısını koydurur. 30 saniye biraz keyfi bir rakam. Bunu hep tartışacağız biz kendi aramızda da. Niye 10 saniye görünce olmuyor? 30 saniye şart koydu. Herhalde kısa süreli atrial taşikardileri, kısa süreli atrial aritmileri dahil etmemek ve tedavide daha iyi bir yol çizebilmek için 30 saniye kuralı konmuş. Ama bir stripte 12 derivasyonu görmüşseniz bir sayfada ve AF ise bu 30 saniye şartı yok. Bu atrial fibrilasyonu. Tek bir lead ise 30 saniye görmeniz gerekiyor. Yani Holter'de de en az 30 saniye görmeniz lazım klinik AF demek için. Tabii siz de biliyorsunuz, duyuyorsunuz, öyle sınıflandırıyorsunuz. Paroksimal persistan falan gibi kavramlara. Bu ne demek? Bir hastaya mesela kılavuz diyor ki ilk tanı. İlk tanı ne demek? Atrial fibrilasyon paternine bağımsız olarak hasta daha önce bilmiyor ve ilk kez EKG'de atrial fibrilasyon gördünüz. Bu ilk tane AF'dir. Takipte bu paroksimal olabilir, persistan olabilir ve farklı şekiller olabilir. Paroksimal demek, tekrarlayan atrial fibrilasyon atakları demek. Tekrarların 7 gün veya daha az olması lazım. 7 gün içerisinde kendiliğinden de sonlansa bu paroksimal, siz kardiyoversiyon yapsanız veya ilaçla da sonlandırırsanız veya ablasyon da yapsanız bu paroksimal atrial fibrilasyon demektir. Yani 7 gün içerisinde sonlanıyorsa kendiliğinden veya siz sonlandırıyorsanız 7 gün paroksimal demek. 7 günden uzun sürüyorsa bu persistan demektir. Daha ısrarcı demektir. Eğer 12 ay geçiyorsa daha uzun ısrarcı bir long standing persistan atrioflasyon diyoruz. Permanent ise kalıcı demektir. Kalıcı demek ne demek? Hastanın çok uzun süredir atrioflasyonu var. 12 ayı da geçmiş artık. Ve siz bu hastada atrioflasyonu herhangi bir müdahaleyle artık sinüs ritmine çevirmeyi düşünmüyorsunuz. Hastada siz de bu hastanın atrioflasyonu kalmasını kabul ediyorsunuz. Onun için de bu hastaya artık atrioflasyonda bir yol çiziyorsunuz ve buna kalıcı atrioflasyon yani permanent atrioflasyon diyorsunuz. Terk edilmiş terminoloji var. Duymuşsunuzdur ama artık bunları kullanmıyoruz. Mesela long atrioflasyon. Long atrioflasyon sanki başka hiçbir faktör eşlik etmeden EKG'de atrioflasyon gördüğünüz hastaya etiyolojide hiçbir şey bulamadığınız hastaya long atrioflasyon diyorsunuz ama artık atrioflasyon hiçbir zaman yanınız gezmez. Öyle bir şey terminoloji var. Atrioflasyon mutlaka yanında bir şey var. Siz tespit edemiyorsunuz ama genetiktir, obezitedir, uyku apnesidir veya başka bir şeydir veya yakında çıkacaktır. Bilemediğiniz şeyler vardır. Onun için long atrioflasyon terminolojisini artık
kullanmıyoruz. Atrial fibrilasyon tek başına olmaz diyoruz. Bir de valvüler, non-valvüler diye sınıflandırılırdı. Yakın zamanda burada fark terk edildi. Ama bizim gene de hala bazen özellikle antikoagülan tedavide valvüler, non-valvüler sınıflamasına yine başvuruyoruz. Valvülerden kastımız orta ciddi mitral darlığı veya mekanik protez kapak hastalığı. Yani bu mekanik protezi varsa, kalp kapağı varsa veya orta ciddi mitral hastalığı varsa buna valvüler demek hala çok yanlış sayılmaz. Onun dışındakiler de non-valvüler sayılır. Ama kafa karıştırdığı için artık çok kullanılmıyor. Kronik AF'yi kullanmıyoruz. Çünkü kronik ne demek? Önceden 3 ay diyorlardı. 6 ay diyorlardı. Onun için kronik AF'yi kullanmıyoruz. Şu sınıflandırma daha doğru. Yani paroksimal, persistan, longistan, persistan gibi. Şimdi operasyonun tanısını EKG ile koyuyoruz dedik ama taraması da önemli. Taramada artık biliyorsunuz bir sürü yeni yöntemler var. Ama hastalar sıkla bize geliyor. Tansiyon yönetimi bana yanlış ritim bozukluğu olduğunu söyledi diyor. Bir işte boşluk olduğunu gösteriyor. Sürekli dalgalanıyor diyor. Onun için tansiyon aletiyle test edebiliyor. En kolayı da tabii nabız palpasyonu. Palpasyonla irregüler tenin görülmesi. Yani tabii sen stresi yüksek ama stresi düşüktür biraz sonra diyeceğim nedenle. Atrial aritmi, atrial ekstralar olabilir, ventrikül ekstralar olabilir. Başka ritim bozuklukları olabilir onun için. Ama gene de kolay bir yöntemdir. Bunun dışında biliyorsunuz artık mobil aplikasyonlar çok fazla. Fotoplatismografiyi kullanıyor bunlar. Cep telefonlarının sensörleri var. Ve akıllı saatlerin fotoplatismografiyi kullanan sensörleri var. Veya işte Holter gibi veya göğüse bağlanan peçler gibi hatta cilt altına implant ettiğimiz uzun süreli kaydeden implantable loop recorder'lar gibi yöntemler atrial fibrilasyon taramasında önemli yöntemlerdir. Ve şimdi baktığımızda dediğim gibi bunları sınıflandırırsak nabız takibi yani nabızı palpe ederek stresi biraz düşük dediğim gibi. Ama bu son zamanlarda kullanılan bu akıllı telefonlarla veya saatlerdeki bu aplikasyonların hem sensitivitesi hem de stresi gerçekten yüksek. Yani çok işe yarıyorlar. Ama şu var, kılavuz diyor ki 65 yaşın üstündeki hastalarda her fırsatta nabzı palpe etmek iyi bir yöntemdir. Sensitivitesi yüksek olduğu için kolay yakalayabilirsiniz. Bu da ne demektir? EKG'niz yok falan. Başka bir nedenle hasta size bir şey anlatıyor. Elini nabzını da götürdüğün zaman 65 yaşında bir üstündeki bir hastanın irregülerite, düzensiz atımlar fark ettiğinizde bu hastaya daha ileri tetkikleri yönlendirmek iyi bir yöntemdir. Ve hastanın önemli bir kısmını yakalarsınız. Hatta şunu söylemek lazım. Buna başka şeyler de katılması lazım. Mesela hemşirelerin de belki nabız palp etmesi lazım. Eczacıların belki hastalığını ilaç alırken veya tansiyon ölçtürürken nabzı palp ederek atrial fibrilasyonları yakalaması önemli. Çünkü sessiz atrial fibrilasyon çok önemli bir popülasyon. Ve bunlar stroke riski yönünden hala önemli risk altında oluyorlar. Onun için erken tanı ve tedavi bu hastaların için çok son derece önemli. Kesin tanı dediğim gibi bir doktor tarafından ya 12 lit EKG ile ya da önce söylediğim 30 saniye üzerinde tek bir litte göstermeyle olur. Bu kesin tanı gösterir. Sistematik bir EKG taraması yapalım mı? Bu masraflı biraz bir yöntem. Zaman alıcı da bir yöntem. Ama 75 yaşın üstündeyse veya biraz sonra söyleyeceğim stroke için yüksek risk faktörleri varsa sistemik EKG taraması sınıf 2'ye öneriliyor. Şimdi bu öyle bir şey oldu ki bu mobil aplikasyonlar öyle bir pazar haline geldi ki çok da ilgi görüyor. Hastalar da bunu çok seviyorlar. Bu mobil teknoloji yönünde 100 binin üzerinde mobil aplikasyon oluştu. 400'ün üzerinde giyilebilir cihazlar, monitörler oluştu. Yani patchler, saatler, işte telefonlar gibi çeşitli şeyler oluştu. Bu bazen iyi oluyor. Diyoruz ki sessiz afeler yakalayabiliyoruz veya aritmileri yakalayabiliyoruz. Bazen de ilginç olabiliyor, maliyeti de olabiliyor. İyi yönü tabii atrial fibrilasyonu yakalamak. Bazen de hastalar işte bazen bir ekstrayı veya cihazın kaydettiği bir artefakt nedeniyle çok anksiyeteye girebiliyorlar. Ve atrial fibrilasyonun veya başka ritim bozukluğum var diye doktor dolaşabiliyorlar. Ve sadece bir cihazın tespit ettiği ya da uyardığı bir ritim bozukluğu nedeniyle anjiyoya kadar gidebiliyorlar. Onun için de artı 8 hep tartışılıyor ama bunlar geliştirildiği sürece elimizi çok güçlendirecek ve sessiz afeleri yakalayıp erkenden antikoagülasyona gereken hastalara antikoagülasyona başlamak açısından bize büyük avantajlar sağlayacaklar. Şimdi nasıl değerlendirelim? Kanada kılavuzu diyor ki tam bir atrial fibrilasyon değerlendirmesi şöyle olur. Önce tanıyı koyun. Yani bu biraz önce söylediğim gibi hastanın semptomlarını iyi sorgulayın. Süresini, ne kadar sıklıkta olduğunu. İşte ara ara hastalar şöyle der. Benim çarpıntım oluyor. İşte 5 saat sürüyor, düzeliyor. Ayda bir kere oluyor, 3 kere oluyor. Bunlar
Atrafilasyon paternini belirlemeden, yani paroksimal mi, persistan mı, ne kadar sürüyor, atrafilasyon yükünü belirlemek açısından önemli. Tabii yaşam kalitesi çok önemli. Hastalar ne kadar etkileniyor bundan, semptomlar nasıl? Bazı hastalar asemptomatik, daha ılımlı tedaviler gerektiriyor. Bazı hastalar çok semptomatik oluyor, daha agresif, daha erken tedaviler gerektiriyorlar. Bu paternlerini biraz sonra da söyleyeceğim. Niye önemli? Biz ablasyon yaparken veya antalgik tedavi verirken atrafilasyon paternlerini sonucu etkiliyorlar. Daha kısa süreli ise, paroksimal atrafilasyon ise, bunlardaki ablasyonla elde ettiğimiz başarı sayısı, yani sinüs üstünde kalma olasılığı daha yüksek. Ama bir yılın üstünde ise mesela bu atrafilasyon, long standing bir persistan atrafilasyon ise, bunun sinüs üstünde kalma olasılığı daha düşük. Onun için de hasta çarpıntım var, bir yıldan fazladır ve her çektirdiğim EKG'de bu çıkıyor dediği zaman biz ablasyon yaparken biraz daha düşünüyoruz. O zaman diyoruz ki hastaya, ha, şu olasılıklar var, sinüs üstünde kalma olasılığı şudur. Onun için de süre hikayeden tespit edilebilir. Ve tespit etmek lazım. Neler tespit etmek lazım? Biraz sonra söyleyeceğimiz komorbiditeler. İşte bunları iyi bakmak lazım. Tetikleyici var mı? Örneğin alkol, uyku bozukluğu, emosyonel stres, fiziksel bir fazla aktivite, uyku bozuklukları falan, bunlar önemli. Tetikleyiciler olabilir ve kolaylaştırıyor. Bunları görüp mümkünse kontrol etmek lazım. Bir de reversible cause'lar, sebepler çok önemli. Neler olabilir bunlar? Bunlar sekonder atrafilasyonda deniyor buna. Bunlar ortadan kaldırdığımız atrafilasyon kolayca ortadan kalkabiliyor ve tekrarlama olasılığı da azalabiliyor. Mesela cerrahi sonrası siz de görüyorsunuzdur. Konsültasyonlarda, yoğun bakımlarda çok fazla görüyor veya sizin kendi yoğun bakımlarınızda, daire yoğun bakımlarda veya enfeksiyonla ilgili özellikle COVID son dönemlerde çok gündem. COVID sonrası görülen enfeksiyon durumlarda atrafilasyon gerçekten sık görülen bir ritim bozukluğu. Yani yoğun bakımın önemli ritim bozukluklarından biri. Akut kardiyak patoloji, yani akut MI sırasında mesela, değil mi? Akut pulmoner patolojiler, pulmoner emboli olabilir, akciğer enfeksiyonu olabilir. Başka enfeksiyonlarda da olabilir. Tirotoksikoloji yine çok sık görülen ve düzeltilebilir bir sebep. Yine alkol düzeltilebilir bir sebeptir. Bazı farmakoloji ajanlar düzeltilebilir bir sebeptir. Bazen de pacemaker'a bağlı olabiliyor. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Tam bir ne yapmak lazım? Kalp hızını, kan basıncını iyi değerlendirmek lazım. Hastanın kilosunu, boyunu da iyi bakmak lazım. Çünkü kilo biraz sonra söyleyeceğim. Oral antikoagülanlarda dozu belirlemek için çok önemli. Komorbid durumları iyi belirlemek lazım. Hangi testler yapılması lazım? Mutlaka 12 derivasyon EKG. EKG'de sadece ritme bakmak gerekmiyor. Tabii sinüste de olabilir o hasta. Arada atrafilasyon oluyor. Paroksimal bir atrafilasyon. Bütün AV blok var mı? Ne kadar var? QRS geniş mi? QT intervali nasıl? Çünkü vereceğimiz tedavilerden etkilenecektir bunlar. Yapısal bir hastalığını düşünülen bir problem var mı? Örneğin MI geçirmiş mi bu hasta? Hemen bir MI görürseniz, ha, bu hastanın atrafilasyonun sebebinin bir yapısal bir kalp hastalığı olduğunu söylemek kolay olabilir. Veya ventriküler hipertrofi saptamak, EKG'de atrial genişlemeyi saptamak EKG'de kolaydır ve size ileride atrafilasyon tedavisini yönlendirmeler size ciddi kolaylıklar sağlar. Eko mutlaka gerekli. Atrafilasyon gördüğünüz hastalarda mutlaka eko yapmak lazım. Ekoda tabii bütün kalp fonksiyonlarına bakıyoruz. Duvar kalınlıklarına, sol antrikül hipertrofisi var mı, sol antrikül sistolik fonksiyonu nasıl, onlara bakmak lazım. Sol atrial çap önemli. Sol atrial çap atrafilasyonun tekrarını da gösteriyor bize ve ablasyon veya gelişimsel tedavilerde başarıya da sebep oluyor. Sol atrium çapı işte 4 santimine kadar normal genellikle. Vücut yüzey alanına göre değişir ama ekoda 4 santim geçtiğinde sol atriumun büyüdüğünü düşünürüz. 5 santime kadar fena değildir. 5 santimi geçtikten sonra rekürensler çok daha fazla olur. Atrafilasyon daha kalıcı hale gelmeye çalışır. Atrafilasyon şöyle bir ritim. Israrcı bir ritim. Yani yıllar içerisinde başlar. Önce ataklar kısa sürer. Hasta der ki birkaç saat oluyor. Senede birkaç kere oluyordu. Ama işte geçtiğimiz yıl diyelim ki arttı bunlar. Artık geldiğinde 3 gün, 5 gün sürüyor. Ve ayda birkaç kere olmaya başlıyor. En sonunda da persistan olmaya çalışıyor. Yani atrial fibrilasyon atrıma yerleşmeye çalışan bir ritim bozukluğudur. Ve yerleştikçe de bu kalbin içerisinde kendine göre bir remodeling yapar. Laboratuvarda mutlaka tam kan sayımı yapmak lazım. Koagülasyon profiline bakmak lazım. Elektrotları değerlendirmek lazım. Böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonu, tiroid fonksiyonu çok önemlidir. Lipid profili de işte hastanın genel komorbiditesini değerlendirmek açısından önemli ve açlık şekeri de çok önemli tabii ki. Şimdi genel bir değerlendirmeye baktığımızda atrafilasyon üretelim diye söylediğimizde önce tromboembol riskini değerlendirin. Kanada kılavuzu CHA-S 65 diye bir skorlaması öneriyor. BSC kılavuzu CHA-S yapıyor. Şimdi birazdan ikisinin farkını söyleyeceğim. Tromboembol riskini değerlendirin ve
Oral antikoagülan için endikasyon olan riskli hastalarda seçin, stroke riski olan hastalarda seçin ve oral antikoagülan tedavi başlayın diyor. İkincisi, tabi bu tedavinin yanında ritmi yönetin, hız kontrolü yapın her hastada ve bazı hastalarda ritmi kontrol edin. Yani sinüs ritmini çevirin veya tutmaya çalışın. Ne yaparsanız yapın, komorbid faktörleri, risk faktörlerini değerlendirin ve tedavi edin. Çünkü hastanın diyabetini tedavi ederseniz, obezitesini kontrol ederseniz, hipertansiyonu kontrol ederseniz bu rekürensleri azaltırsınız, stroke riskini azaltırsınız. O yüzden stroke, tromboembolizmi önlemek ve kardiyovasküler riski azaltmak survival'ı uzatan bir girişimdir. Ama mesela ablasyon biraz sonra söyleyeceğim, semptomları kontrol eder. Hayatı uzattığını henüz göstermiş değiliz. Stroke o kadar önemli ki atrial fibrilasyonda ve o kadar şöyle bir önemi var. Biliyorsunuz inme tüm ölümlerinin içerisinde ikinci sırada. Her yıl dünyada 15 milyon kişi inme geçiriyormuş. Ve Türkiye'de de her 14 dakikada, bu 2017 yılı bir araştırması, her 14 dakikada bir kişi inme geçiriyor. Ve atrial fibrilasyonda inme riski 5 kat fazla. Bakın 5 kat çok önemli bir risk kat sayısı. Ve atrial fibrilasyondaki stroklar diğer hemorajik stroklardan falan biraz daha farklı. Nasıl farklı? Daha morbidite daha ağır. Yani sakat bırakma olasılığı daha fazla ve mortalitesi de daha fazla. Yani embolik inme diğer inmelere göre daha ağır bir inme. Onun için de atrial fibrilasyondaki inme riskini değerlendirip bunun önüne geçebiliriz. Yani aslında atrial fibrilasyondaki belki bir hastaya sağlayacağımız en büyük fayda gerekli hastada antikoagülasyon tedavi sağlamak. Şimdi SC kılavuzu antikoagülasyon tedavi diye şöyle öneriyor bize. Biz de artık bunu herkesin bildiği şekilde bunu böyle uygulamak durumundayız. Birincisi, atrial fibrilasyonlu bir hastada şunu ekart edin. Mekanik kapağı var mı? Orta ciddi mitral darlığı var mı? Yani kapak alanı 1,5 veya altında mı? Hatta biz şimdi 2'ye kadar da şey yapıyoruz. Bunu niye öneriyoruz? Bir hastanın mekanik kapağı varsa, aortik valvüler plasmanı varsa veya mitral valvüler plasmanı varsa veya kapak alanı 2'nin altında olan bir mitral stenozu varsa bu hastadaki oral antikoagülan vermek zorunluluğunuz var zaten ve mutlaka bu hastaya vitamin K antagonist verirsiniz. NOAK vermezsiniz. Onun için ilk aşamada bunu ekart edin. Bunlar yok. Yani mekanik kapağı yok. Ciddi orta mitral darlığı yok. O zaman risk sınıflandırması yapın. Risk sınıflandırmasına düşük risk hastalar hep. Yani risk sınıflaması neyle yapıyoruz? Şasvas skoruyla yapıyoruz. Şasvas skorunda 0, kadında 1 ise, çünkü kadın cinsiyeti bir risk skoru olarak sayıyoruz ama tek başına kadın cinsiyet risk sayılmıyor. Yani başka bir faktörü yoksa, sadece kadın olduğu için bir alıyorsa bu düşük risklidir. Bu da demektir ki erkekte 0, kadında 1 ise bu hastaya hiçbir antitrombotik tedavi vermeyin. Burada antitrombotik tedaviden kastımız nedir? Antikoagülasyon ve antiplatelet tedavi. Artık bu alışkanlık yavaş yavaş vazgeçiliyor. Atrial fibrilasyon tedavisinde başka bir faktörü yoksa, kalp stenti, işte kalp stenti falan filan gibi eksplisit şey yoksa, aspirinin tedavide yeri yoktur arkadaşlar. Bunu şöyle bilmek lazım. Çünkü hani antikoagülan kullanamıyorsun, düşük risksin, sana bir aspirin verelim, gene de korusun diye öyle bir tedavi yaklaşımı artık yok. Aspirin ciddi kanamaya da sebep oluyor ve antikoagülasyon tedavi yerine geçmez. Dedik ki düşük riskli hastayı ekart ettik ve antitrombotik tedavi vermedik. Ne antikoagülan ne aspirin vermedik. İkinci aşama orta yüksek risk hastaları test etmek. Yani düşük risk değilse kastımız nedir? Erkek de bir ya da daha fazla, kadında da cinsiyetle dahil ettiğimiz iki ya da daha fazla risk faktörü varsa bu hasta artık oral antikoagülan endikasyonu başlıyor. Sadece dediğim gibi ise, yani bir erkekte bir ise, kadında iki ise, başka risk faktörü yoksa, skoru buysa oral antikoagülan tedavi sınıf 2 endikasyon. Erkekte 2 veya üstündeyse, kadında 3 veya üstündeyse de sınıf 1 endikasyon. Ve şöyle bir öneri var. Antikoagülan başlayın dediğim şekilde, bu sınıf 2 veya sınıf 1. Başlarken de yeni oral antikoagülanları vitamin K antagonistine, yani warfarine göre tercih edin. İlk sırada NOAK'ları tercih edin diyor. Artık NOAK'lar ama bu NOAK'ları artık warfarine tercih ediyoruz. Neden warfarin tercih ediyoruz? Biliyorsunuz warfarinin yıllardır tecrübelerde şey var. İşte warfarin bir sürü ilaçtan etkileşir. Sürekli dozunu tutturamazsınız. TTR dediğimiz time in therapeutic range, yani ölçümlerinizin %70'inin
fazlasının istediğiniz terapötik aralıkta yani 2-3 arasında olması gerekiyor ineresinin. Onu tutturmak da o kadar zor ki. Ve bu warfarin her şeyden etkilenebiliyor. Gıdalardan, başka ilaçlardan, mevsimlerden bile etkileşiyor. Yiyeceklerden falan. Onun için de warfarini kullanmak çok zor. Ve TTR'yi %70'in üstünde tutturamıyorsanız siz efektif bir antikoagülan tedavi yapmıyorsunuz demektir. Onun için de yeni antikoagülanların bu yönden çok büyük avantajı var. ÇAS skoruna alternatif ÇAS 65 skoru diyor Kanada Kardiyovasküler. Ben bunu daha mantıklı buluyorum. ÇAS 65'teki şu 65 dedi. Yaş 65'in üstündeyse direkt oral antikoagülan başlayın diyor. Yani 65 yaşın üstünde bir risk faktörü gibi ÇAS vaska göre ama 65 yaşın üstündeyse oral antikoagülan başlayın. Değil mi? O zaman ÇAS'ın diğer faktörlerine bakın. Yani kalp yetersizliği var mı? Hipertansiyon var mı? Diyabet var mı? Strok var mı? Bunlardan biri de varsa, sadece biri varsa yine oral antikoagülan başlayın. Yani bu faktörlerden herhangi biri ise bu kısaltma biri varsa oral antikoagülan başlayın diyor. Yok, ÇAS VASC'ta biraz sonra söyleyeyim VASC kısmı vaskülerdi. Kanada Kardiyovasküler Derneği diyor ki vasküler kısım varsa o zaman sadece aspirin verin, antikoagülan başlamayın diyor. Ama bu tabii zor bir durum. Yani hani sadece koroner arter hastalığı var ya da periferik damar hastalığı var ama başka hiçbir risk faktörü yok. Böyle hastalığı çok az görülüyor. Çünkü bu hastalarda sıkla hipertansiyon, diyabet, işte ileri yaş, kalp yetersizliği eşlik ediyor. Onun için çok takılmamak lazım buna. Bunun dışında hiçbir şey yoksa da tedavi önermeyin. Yani atrioflasyonun var. Hiç risk faktörün yok. Sana bir aspirin verelim. Yanlış bir tedavidir ve Kanada Kardiyovasküler Derneği de yine aynı şeyi söylüyor. Warfarin'e kıyasla bir NOAC'ı tercih etmeniz önerilir diyor. İki şey tedavide kilit. Biri kısaltma, birisi ÇAS-VASc skoru, diğeri de Hezblet skoru. ÇAS-VASc skoru riski belirler, tromboembol riskini gösterir. Hezblet skoru da kanama riskini gösterir. ÇAS-VASc skoru A'da 2 var, bir de S'de 2 var. Bakın dikkat ederseniz. Bunlar baş harflerinin kısaltılması şeklindedir. Pardon, affedersiniz. Evet. C, konjestif kalp yetersizliği demek 1 puan alır. Ve H, hipertansiyon demek 1 puan alır. Hipertansiyondan kasıt şu. Hastanın 140'ın üstünde, 140'a 90'ın üzerinde tansiyonu var. Tedavi almıyor hipertansiyonu. Veya tedavi de alsa kontrollü bir hipertansiyon. Yani bir hastaya bir hipertansiyon tanısı koymuşsanız, tansiyon 110 bile olsa bu hasta risk skorlaması içerisinde 1 puan alır. Yaşı 75 veya üzerinde ise risk çok katlanıyor. 2 puan alıyor. Diyabeti var. İlaç kullanıyor. Kontrollü veya kontrolsüz. Diyabetin olması da aynı hipertansiyon gibi 1 puan alır. Daha önce strok geçirmiş, geçirmişse veya tromboemboli, periferik bir emboli atmışsa bu hastada o zaman 2 olur. Yani yaşın 75 olması ve daha önce bir tromboembolik olay olması en yüksek risk 2-2 puan alıyor. Vasküler hastalık biraz önce dedim en zayıf aslında bu risk sınıflama içerisinde en zayıf basamak. En zayıf risk katsayısı. Buradan da kasıt daha önce hemen geçirmiş bir hasta. Ciddi perifer damar hastalığı veya ağır komplike bir aortik plak varsa buradan da 1 puan alıyor. Bakın 65-75 yaş arası burada 1 puan alıyor. ÇAS-VASc'a göre bakarsanız başka hiçbir risk faktörü olmasa bu hasta ÇAS-VASc skoru 1 olduğu için bu ESC kılavuzuna göre sınıf 2A endikasyonda bir oral antikoagülasyon adayıdır. Ama Kanada kılavuzuna göre 65 yaşın üstüne geçtiği anda mutlak oral antikoagülan başlayın. Benim günlük pratiğimde 65 yaşın üstünde bir hasta ÇAS-VASc skoru 1 dahi olsa başka risk olmasa da oral antikoagülan başlamak bu hastada kar ve zararı hesapladığınızda stroke riski yönünden karlı taraftasınız. Cinsiyet burada dediğim gibi kadın cinsiyet olmak 1 puan alıyor ama hiçbir risk faktörü yok. 40 yaşında bir kadın veya 60 yaşında bir kadın. Atrioflasyonu var. Bu hasta normal popülasyona göre çok da farklı bir risk skoruna, risk katsayısına sahip değildir. Tek başına kadın cinsiyetten puan alıyorsa bu hastaya antikoagülasyon verilmez. Diğerlerine birlikte olduğu zaman onların etkisini arttırıyor. Ama tek başına ise değil. Diğer dediğim bilmemiz gereken Hezblet skoru. Orada kanamayı değerlendirir. Bu da yine kısaltmadır. Burada Hezblet'teki H hipertansiyon ama burada kontrolsüz hipertansiyon. Bakın 160'ın üstünde sistolik kan basıncı varsa risk artıyor kanama riskini. Anormal, renal veya hepatik fonksiyon. Bunların her biri 1 puan alır. Hem renal fonksiyon olursa hem hepatik fonksiyon olursa 2 puan alır. Daha önce strok geçirmişse yine 1 puan alır. Kanama hikayesi varsa ve bleeding history varsa, bu daha önce anemisi varsa hastanın ciddi anemisi var ya da daha önce kanamışsa bu puan alır. Warfarin kullanan hastalarda labilinere veya TTR'nin kontrolsüz olması kanama riski için risklidir.
isterse düşük olsun TDR'si, şey, iğnesi genel riskler, çünkü araba yükselebilir de. 65 yaşın üstü veya çok kırılgan olması kanama için E'den 1 puan alır. Ve D, trak veya yani ilaçlar veya fazla alkol. Burada da kasıt non-steroid antiinflamatuarlar, aspirin ve fazla alkol kullanımı. Bunlardan da birer puan alır. Ve 3 veya daha fazla riske puan aldığı zaman kanama riski yüksek hasta demektir. Dikkat ederseniz CHA2DS2 skoru, HESLET skorunda pek çok ortak şeyler var. Yani bu da doğaldır ki bir hastanın işte hipertansiyonu varsa, örneğin strok geçirmişse, bu tekrar strok geçirme olasılığı da kanama olasılığı da yüksektir. Ama bu şu demek, demek değildir. HESLET skoru 4. Bu hastadan ben antikoagülan vermeyeyim demek değildir. Kontrol edin demektir. Yani stroku korumak her zaman daha önceliklidir. Kılavuzu bir an önce gördüğüm tabloyu şöyle özetleyeyim. Noaconazol vitamin K antagonistine göre bu söylediğim şekilde tedavi edin. Yani 2'nin üzerinde erkek, 3 üzerinde kadınsa sınıf 1 endikasyonla. Erkekte 1, kadında 2 ise sınıf 2 endikasyon. Ve kanamayı da hezbiletle değerlendirin diyor. Hezbileti 3 ve üstünde olan dedim ya yüksek risklidir. Bu hastaları biraz daha sık görün. Kanama ile ilgili aktörlerini daha sık değerlendirin ve kontrol edin. Hipertansiyonu kontrolsüzse kontrol etmeye çalışın. Diye bize öneride bulunuyor. Bir de tabii şöyle hasta var. Hasta warfarin kullanıyor. Bu hastada warfarinle devam edeyim mi? Tetanesinde tutturamıyorum. Warfarinle devam edeyim mi? Yeni bir oral antikoagülanlar değiştireyim mi? Önerisi var. Burada şu. Israr edebilirsiniz. Bu önce sınıf 1'di ikisi de. Bu 1, bu 2 aydı bir önceki kılavuzda. Yani yer değiştirmişti. Eğer TTRS'ini daha ısrar ederseniz daha sıkı kontrol, daha hastayı iyi eğitebilirsiniz. Sınıf 2 yani warfarin edebilirsiniz ama daha kolayı ve daha efektifi NOAC'la tedavi edin. NOAC'a switch edin. Yani TTRS'i kontrol edilmesi hastalarda NOAC'a geçin. Biraz önce söylediğim gibi kanama riski yüksek olması demek oral antikoagülandan vazgeçin demek değildir. Kontrol edin de ısrar edin. Kanama risk faktörlerini düzeltin. Hem stroku azaltırsınız hem de koagülasyonu, şey, kanamayı azaltırsınız. Sol lateral apendiks kapama veya ameliyatı. İşe yarıyor mu? Hala sınıf 2 B. Buna bazen çok umut bağlıyoruz. Bazen de aklınıza geliyor. İşte kanıyor, kanıyor bu hastaya. Antikoagülasyonu da veren stroke riski de yüksek. Apendiksi kapatsak mı? Biz de çok istiyoruz. Yapıyoruz da. Ama bunun için ciddi bir endikasyonunuz olması gerekiyor. Yani tekrarlayan irreversible ve mutlak kontraindikasyon olması lazım. Bunda bile henüz sınıf 2 B. Henüz daha zaman ihtiyacımız var. NOAC'lar önemli. Yeni antikoagülanlar. Niye önemli? Dediğim gibi kusura bakmayın. Sessiz kesmem gerekti. Şimdi NOAC'lar da niye öne geçti artık warfarin öncesinde? Bunu değerlendirmek çok zor değil. Bakın bu meta analiz 4 tane NOAC var biliyorsunuz ülkemizde. Dünyada da şu anda kabul gören apixaban, dabigatran, edoxaban ve rivaroxaban. Dabigatran faktör önemli direkt trombin inhibitörü. Diğerleri faktör önemli inhibitörleri. Bunlar da aslında gördüğünüz de bunların majör randomize kontrollü çalışma. Kontrollü çalışmalardan kastımız şu. Hepsinin karşısında warfarin var. Apixaban warfarinle karşılaştırılmış. Dabigatran warfarinle karşılaştırılmış. Ve bunların hepsinin risk oranlarını buraya yan yana getirdiğimizde bakın apixaban warfarine göre inmeyi azaltıyor, anlamını azaltıyor. Dabigatran'ın 150'si anlamını azaltıyor, 110'u benzer azaltıyor. İki dozu var biliyorsunuz. Edoxaban'ın 60'ı benzer azaltıyor, rivaroxaban benzer azaltıyor. Ve hepsine baktığınızda meta analizde warfarine göre yeni antikoagülanlar stroku warfarine göre çok belirgin ve anlamlı derecede azaltıyor. Güvenliği ne? Tabii bunun maliyeti kanama. Güvenlik kısmı ne baktığımız zaman majör kanamaya baktığımızda yine bu çalışmalardaki risk oranlarına baktığımızda apixabanda ve edoxabanda kanama warfarine göre daha az. Dabigatran ve rivaroxabanda kanama warfarine benzer. Ama meta analize baktığımızda neredeyse anlamlı olacak derecede kanama warfarine göre benzer veya daha az diyebiliriz. Şöyle kolay bir özet olsun diye söyledim. Bir de sizin de sık karşılaştığınız gastrointestinal kanamadır. Çünkü majör kanama dediğimiz zaman en sık gördüğümüz kanama da gastrointestinal kanamadır. Çünkü majör kanamaların çok büyük kısmı giz kanamayla gelirler bize. Üst veya alt giz kanamayla.
Burada da dabigatranın 150 miligramı, yani Pradaxa diye biliniyor Türkiye'de. Onun için tek ilaç olduğu için söylemekte sakınca yok. His kanamayı artırır. %50 oranında artırır varfarin göre. Dabigatranın 110 miligramı benzer kanama yapar varfarinle. Rivaroxaban varfarine göre his kanamayı artırır. Hani biraz önce söyledim zaten. Varfarine benzer bir inme koruması ve majör kanama benzerliği var. Ama his kanamayı artırıyor. Edoxaban'ın 30 miligramı doz azaltma indikasyonu olmadığı sürece şeyde kullanılmaz. İnme tedavisinde kullanılmaz ama doz azaltma indikasyonunuz varsa var. Ama standart doz 60 miligramdır ve his kanamayı artırır. Burada avantajlı durumda olan apiksaban var. Apiksaban his kanamayı varfarine göre arttırmıyor. Numerik olarak da daha azalttı. Onun için de apiksaban inme korumasında oldukça avantajlı bir ilaç gibi görünüyor. Bunların metabolizması tabii birbirinden farklı biraz. Fonksiyonu da farklı. Onun için de hani bu tabloda şu dikkati çeker. Böbrekle ilgili eliminasyon her zaman çok önemli biliyorsunuz. Bütün ilaçlarda böbrek ve karaciğer. Dabigatran'ın böbrek eliminasyonu fazla. Apiksaban'ın en azdır. Onun için renal bozukluklardan en az etkilen apiksaban'dır. Çünkü %27'si böbrekten atılıyor. Ve bir başka şey, yemeklerle etkileşim var mı? Yemeklerle etkileşim değil mi? Gıda ile etkileşim değil, sindirimle yani biyo yararlanım ile ilgili. Burada dikkat etmeniz gereken şey, rivaroxaban yemeklerle birlikte alındığı zaman biyo yararlanımı artıyor. Onun için de siz bir hastaya rivaroxaban veriyorsanız eğer mutlaka yemek arasında almasını söylemeniz gerekiyor. Yoksa biyo yararlanımı gerçekten çok azalıyor. Bir başka şey de dispepsi. Mesela dabigatran'daki hastaların %10'una yakını dispepsiden şikayet ediyorlar. Burada önemli öne çıkan şeyler bunlar. Hangi doza verelim Noakları peki? Biliyorsunuz bütün ilaçları verirken hep bizim doz ayarlamada en etkili faktörler hep yaştır. İleri yaş. 75-80 yaşlar özellikle bozuluyor. Böbrek fonksiyonları, kilo ve burada sıklıkla Noakları dozlarken 60 kiloyu kriter alırız. Bir de ilaç etkileşimleri var mı ona bakarız. Dabigatran'ın iki dozu var. Randomize çalışmasında 150 ve 110 miligramı. Günde iki kere kullanılır dabigatran. 110 ile 110 arasında çok bir şey yok aslında. Çalışmada 110 ile 110 iki gruba da verilmiş ama şöyle. Genellikle 80 yaşın üstündeyse veya işte kanamaya risk biraz fazlaysa 110 miligram kullanmak bu hastalara daha iyi. İki kere 110 miligram. Rivaroxaban dozu günde bir keredir ve 20 miligramdır. Doz azaltma kriteri sadece böbrek fonksiyonu ile ilgili bozukluktur. Eğer GFR'si elinin altına düşüyorsa bir hastanın dozunu 15 miligram azaltırsınız. Apiksaban günde 2 kere kullanılır ve 5, 2 çarpı 5 miligram kullanılır. 2 çarpı 2,5 miligrama indirme için şu endikasyonlarınızın olması lazım. 3 faktör sayarız ve bunların ikisinin olması lazım. 80 yaş ve üstü, kilosunun 60 veya altında olması lazım veya kreatinin 1,5 ve üstünde. Şu üçünden ikisi varsa apiksaban dozunu 2 kere 5'ten 2 kere 2,5 indiririz. Edoxaban'ın atrioplastimdeki dozu 60 miligramdır. 30 miligrama inmeniz için ya GFR'sinin elinin altında olması lazım veya kilo 60'ın altında olması lazım veya etkileşen bir ilaç olması lazım. Bu da kinidin, dronedan, verapamil gibi ilaçlardır. Yani standart dozlar bilmek lazım. Daha az kanasın, daha düşük başlayın, riske girmeyin dersek bu hastalara faydadan çok zarar veriyoruz. Çünkü düşük doz, yüksek dozda kanama riski var, doğru. Onu kontrol edebilirsiniz. Yüksek doz derken standart doz. Hani kabul edebilir kanama riskleri. Ama düşük dozda stroke riskini çok artırmış olursunuz, korumazsınız. Onun için de düşük doz benzer kanatır neredeyse ama fazla stroke olur. Onun için bu dozları doğru endikasyon olmadığı sürece azaltmamak gerekiyor. Böbrek fonksiyonları bu hastalarda en önemli, bizi etkileyen dozlamada en önemli şey. Hani dedim ya dabigatran GFR 30'a kadar 110'da kullanır, 110'da kullanır ama elinin altına düştüğü zaman biraz kanama riski olabileceği için 110 miligramı tercih etmek daha uygundur. Rivaroxaban biraz önce de söyledim. Elinin altına düştüğü anda 15 miligramı düşmeniz gerekir, bir zorunluluk vardır. Edoxaban'da GFR 30'un elinin altına düştüğü zaman yarıya inmeniz lazım. Apiksaban o üç faktörden ikisi lazım. Onun için de apiksaban da mesela hastanın kilosu iyi ise veya 80 yaşın üstünde değilse siz GFRS 30'a kadar apiksaban 2 kere 5 miligram verebilirsiniz. Bundan 30 miligramın altında GFRS 30'un altında 15'e kadar kullanılıyor ama çok da onaylı değil. Randomize çalışmalarda yok. En zor kısım tabii hemodiyaliz hastaları ve son dönem böbrek hastaları. Bunlarla ilgili henüz bir öneri yok. Deneyimler var, retrospektif çalışmalar var. Apiksaban 2 kere 2,5 miligram, 2 kere 5 miligram deneyimleri var. Ama zaten böbrek yetmezliğinin son döneminde diyaliz hastalarında
Warfarin'in bile randomize kontrolü çalışması yok. 5 çalışma varsa, ki ben bunu çok dikkat ettiğim bir konu, diyaliz hastalarında randomize çalışma olmaması bizi zorluyor. Çünkü hastalar zaten komorbiditelere dolan hastalar. Strok riski yüksek hastalar, çok yüksek hastalar. Ama bir taraftan kanama riski de çok yüksek hastalar. Onun için de bu hastalar zor hastalar. Warfarin de bu hastalarda kan atıyor veya benzer koruyor. Daha iyi korudum. Mesela 3 tane warfarin çalışması okudum ben. Biri iyi, biri kötü, biri de etkisiz. NOAC çalışmalarına da baktığınızda böyle bir hasta grubu yok. Randomize çalışmalarda alınmamışlar. Ama hep retrospektif bakmış, gözlemsel verilere bakmış. Bazen NOAC kullanıldığı oluyor. Apixaban'la ilgili veriler var. Ama gene de henüz güçlü öneri yok. Ama böbrek fonksiyonu önemli. Çünkü böbrek fonksiyon bozukluğunda hem kardiyovasküler risk artıyor, strok riski artıyor hem de kanama riski artıyor. Ve AFL hastalarda o kadar fazla ki böbrek fonksiyon bozukluğu. Hele de mesela GFR50'nin altına indiğinde ya da atrioplastik hastaların neredeyse 30-40'ında bir şekilde GFR azalmış oluyor. Karaciğer fonksiyon bozukluğu sizin sık gördüğünüz bir durum. Burada da child evrelemesi yapıyorsunuz tabii ki. Ve A'da doz azaltmasına gerek yok. Normal gazla veriyoruz ama B'ye geçtiği anda rivaroxaban vermiyoruz. Diğerleri dikkatli kullanılabiliyor. C'de hiçbiri verilmiyor. Bu da karaciğer fonksiyonları açısından önemli. Antikoagülasyona biraz daha fazla zaman verin. Çünkü antikoagülasyon, atrioplastik en önemli kısmı. Ülkemizde oral antikoagülan kullanan hasta oranı sanıyorum %70-80 civarında. Bu yani son yıllarda böyle %50'lerde falandı. Ve warfarin, daha önceki warfarin tecrübemize baktığımızda warfarin kullanan hastalarda bu TTR %70'in üstünde tutturmak, yani iyi bir warfarin tedavisi sadece %50-55'teydi. Yani warfarin verdiğimiz hastalara da bile çok etkili bir tedavi yapamıyorduk. Onun için antikoagülasyon tedavi çok önemli. Çünkü strok atrioplastikte önlenebilir bir komplikasyon. %80 önleyebiliriz uygun bir tedaviyle. Hız kontrolü, semptom kontrolü. Semptom kontrolü ne? Hız kontrolü. Hız kontrolü, atrioplastik ne yaparsanız yapın ilk başta hız kontrolü yaparsınız. Yani isterseniz sonra ablasyon planlayın veya ablasyondan sonra tekrar atrioplastiğe dönsün. Hız kontrolü. Hız kontrolünden kastımız ılımlı kontrol. Geçmişte biz bu hastaların hep böyle 70'in 80'in altına düşürmek için gayret ederdik. Ama sonra gösterildi ki çalışmalarda bunun için çok fazla ilaç verirsiniz. Hastayı çok yorarsınız. Çok fazla hasta gelir gider. Bradikardi olur. Hastane yatar. Pil takarsınız veya ilaçları yan etkiler verirsiniz. Onun için kasıt 110 veya altında bir kalp hızı size yetiyor. Ama 110'un altında hasta hala semptomatik. Veya kalp pili var, CRT'si var, bir ventrikül pacesi var. Çok fazla devreye girmiyor. O zaman biraz daha ısrar edebilirsiniz. 80 ve altına ısrar edebilirsiniz. Ama dediğim gibi 110'un altında bir kalp hızı kabaca yeter. Hangi biliyorsunuz çeşitli ilaç var aslında temellerimizde. Beta blokerler, bizim kalsiyum kanalı blokerler, yani verapamil ve diltiazem. Bir de digoksin var. Eğer bir hastanın kalp yetersizliği varsa elinizde beta bloker var. Kalsiyum kanalı blokeri başlayamayabilirsiniz. Ama hiçbir şey yoksa hepsinden yani beta bloker ve non-ödiazem başlamanız lazım. İlk sırada genellikle digoksin yoktur, dikkat edin. Ama KOAH falan varsa beta bloker değil de verapamil veya izoptin, şey pardon, verapamil veya diltiazem başlarsınız. 110'un üstünde mi hala ve semptomlar devam ediyor? O zaman kombinasyona geçersiniz. Beta blokere bir kalsiyum kanalı blokeri ekleyebilirsiniz veya bir digoksin ekleyebilirsiniz. Hala devam ediyorsa da işte kombinasyonlarınız fayda etmiyorsa da o zaman hastaya his nod ablasyonu yapıp kalp pili takmak bir seçenek olabilir. Amiodarını görüyorsunuz burada. Amiodarın burada sadece hemodinamik böyle instabilitesi olan yaşlı, kırılgan veya yoğun bakımda gördüğünüz hızı kontrol edemeyiz hastalarda amiodaronla hız kontrolü sınıf 2B. Yani amiodaron aslında hız kontrolü yapamadığı bir hastada hemen verelim ve hızı kontrol edelim dediğimiz bir ajan değildir. Antiaritmik bir ajandır ama hız kontrol ilacı değildir. Yoğun bakımlarda intravenöz geçici kullanabiliriz. Ritim kontrolü demek ne demek? Ritim kontrolünden kastımız şudur. Bir hastanın hızını kontrol ettik, komorbiditelerini kontrol ettik. Yani obezitesinden mücadele ettik tansiyonu ama bir taraftan da hasta semptomatik ve semptomları devam ediyor. Yaşam kalitesi bozuluyor. Bu hasta artık sinüs ritmine çevirmeye çalışıyoruz veya paroksimal atrial fibrilasyon sinüs ritminde kalmasını istiyoruz. Bunun için de yaptığımız şey kardiyoversiyonla sinüs ritmine çevirmek veya ablasyonla veya antiaritmiklerle sinüs ritminde tutmaktır. Kimlere de bu konuyu ısrar edelim? Ablasyon veya bu antiaritmikle sinüs ritminde tutmayı.
Daha genç hastalar. Çünkü bunlar daha semptomatik olarak atraksiyona girdiği zaman. Genç hastanın kastımız ne? İşte hastanın fiziksel yaş dönemi. Tabii 70-75 yaşına kadar aslında iyi sayılır. 70 yaşına kadar iyi. Çünkü atraksiyon kısa hikayesi varsa, biraz önce söyledim ya, ablasyon veya diğer girişimsel tedavilerden elde edeceğiniz fayda ve rekürans fayda fazladır ve rekürans da azdır. Bir de çok önemli, bunu çok görüyoruz. Taşikardiye bağlı kardiyomiyopati. Hastalar bazen 110, 120, 130, 140 hızla birkaç ay veya aylarca taşikardiye kalıyorlar. Hızı yeterince kontrol edilmiyor. Bu hastaların sol ventrikül fonksiyonlarını bozuluyor ve kardiyomiyopati gelişiyor ve kalp yetersizliği de gelişiyor. Ondan sonra bu hastalara ICD veya diğer tedaviler gidiyor. Oysa ki biz çok görüyoruz günlük pratiğimizde bu hastalar ablasyon yaptığımızda iyi seçilmiş hasta. Kardiyomiyopatiler düzeliyor hasta. Ejeksiyon fraksiyonu tamamen normal ediliyor. Tabii sol atrium boyutları çok büyümemiş olan hastalarda. Buradan kastım 5 santimetre kadar fena değil sol atriumu. Bu hastalar fayda görüyorlar. Fazla komorbitesi olmayan hastalarda, hız kontrolünde zorlandığımız hastalarda, bu hastalarda ablasyon veya sinüsünde tutmak için tekrarlayan kardiyoversiyonlar faydalıdır. Ablasyon bizim hemen her gün laboratuvarımızda bir ya da birkaç hasta yapıyoruz. Belki de Türkiye'de en yüksek volümdeyiz diğer ablasyonlarda olduğu gibi. İki yöntemle yapıyoruz bunu. Bir balonla single shot gibi, yani bu pulmoner venlerin ağzından kaynaklanan tetikleyiciler. Dört tane pulmoner ven var bir insanın sol atriumunda. Dört pulmoner venin ağzına gidiyoruz. Balonu şişiriyoruz ve donduruyoruz. Eksi 40, eksi 50 dereceye ulaşıyor. Tekrarlayan seferler geliyoruz bir ya da bir iki kere. Ve sonra pulmoner venin içindeki tetikleyicilerin sol atriuma çıkışını bloke ediyoruz ve trigger'lar ortadan kalkıyor, tetikleyiciler ortadan kalkıyor. Pulmoner venleri izole ediyoruz. Veya bunu aynı şekilde RF'le de yapabiliyoruz. Radyo frekans da yakarak, yani bunu dondurarak vatandaşlar ödüyor. Dondurma tedavisi veya yakma tedavisi. Yakmayla da yine aynı şekilde pulmoner venin etrafını nokta 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 continue bir ablasyon hattı yapıyoruz ve pulmoner venin içerisindeki tetikleyicilerin atrofilasyonu başlatan odakların dışarıyla bağlantısını kesiyoruz. Hiç fena bir tedavi değil. Semptomatik hastalar seçilmiş hastalar. Paroksimal atrial fibrilasyon hastaları da ben verdiğim rakam ve kendi tecrübelerim hastaların bir yılda %80, 85'i, 90'ı sinüs ritminde kalıyorlar. Ama biraz önce de söyledim ya süreç çok önemli. Bu hasta persistan atrial fibrilasyonsa, örneğin 3-4 fibrilasyonsa bu rakamı daha aşağıya çekiyorum. %60-70'lerde diyorum bir yılda kalmamasını %30-40 tekrarlarsınız. Hele de bir yılı geçmişse diyorum ki evet %50'si bir yıl sinüsünde kalır ama bir yıldan sonra %50'si tekrarlayabilir ya da bir yıl içerisinde %50'si tekrarlayabilir. İkinci, üçüncü işlem de gerekebilir diyoruz. Komplikasyon oranı çok yüksek değil. İyi seçilmiş hastada son derece etkili bir tedavi. Yaşam kalitesini çok fazla artırır. Bunu iyi hastayla konuşmak. Buraları geçeyim anlattım aslında. Yani henüz dediğim ya first line terapide kılavuz hala diyor ki çok iyi çalışmalar var aslında first line terapi olmasını düşündüren. Bazı hastalarda ilk seçenek bence de olması gerekiyor. Ama paroksimal ise sınıf 2A, persistans ise sınıf 2B. Önce bir antiaritmik ilacı deneyin. Semptomlar devam ediyorsa o zaman ablasyona götürün diyor. Ama bazı hastalarda ilk seçenek olabilir. Biraz önce söyledim ya taşikardiye bağlı. Sol ventrikül disfonksiyon olan hastalarda mükemmel bir tedavidir ablasyon. Tekrarları önlediğinizde taşikardiyomiyopati ve kalp yetersizliği düzeliyor ve mortaliteyi azaltıyorsunuz. Yine bazı hastalarda taşikardi bradikardi sendromu oluyor. Hasta taşikardisi diye girdiği zaman atrial fibrilasyona giriyor ve taşikardiden çıktığı anda uzun bir pauz oluyor. Böyle hastalar da çok görürsünüz sol terde veya işte sendrom. Çarpıntım oluyor, sonra bayılıyorum diyor. Bu hastalara taşikardi yönlerseniz, pauzları dönlersiniz. O zaman da bu hastalarda da ablasyon iyi bir seçenektir. Antiaritmik tedaviyi geçeyim. Ve ne yaparsak yapalım hastaların komorbiditelerini mutlaka çok iyi tedavi etmek lazım. Yani diyabeti, hipertansiyonu, işte o obstrüktif sirif apne. Bunu çok gözden kaçıyoruz ama mutlaka hastaları o yönde değerlendirmek lazım. Hatta öyle çalışmalar var ki hastanın OSA'sını tedavi ettiğinizde ablasyondan daha fazla fayda sağlıyorsunuz. Rekürensler çok azalıyor. Onun için çok ciddi bir ilişki var. Zaten bununla diyabetin de biliyorsunuz ilişkisi var. Hipertansiyonun da ilişkisi var. Hepsinin var. Yine obeziteyi ve eşlik eden faktörleri hepsini çok iyi kontrol etmeniz lazım. İhsan Hocam devam edeyim mi? 10 dakika yoksa şey edelim de isterseniz. Devam Hemen edebilir sonra. miyiz hocam? Hocam birkaç dakikada da günlük pratikte yine işimize yarayacak şeylerden bahsedeyim. Anladım. Kardiyoversiyon yoğun bakımlarınızda görebiliyorsunuz.
Şimdi tabii ben bunu anlatırken şehir hastanesinde çalışmak kolay. Mesela atrial bir hasta gördüğünüz zaman konsültasyon isteyebilirsiniz veya bir hastaya kardiyoasyon planlarsanız konsültasyon isteyebilirsiniz. Bunu siz kendiniz de yapabilirsiniz. Ama tabii siz söylediğiniz 230 tane asistan var. Bunlar Türkiye'nin her yerine dağılacaklar. Zaman içerisinde kardiyoasyon yapmaları gereken durumlar olacak. Ve bu atrial fibrilasyonun tek başlarına yönetmesi gereken durumlar olacak. Onun için de kardiyoasyon yaparken de bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Biz şimdi hep derdik ki 48 saatteki atrial fibrilasyonda kardiyoasyonu yapabilirsiniz. T yapmadan da aralık koagülasyon kullanmasına bakmadan da yapabilirsiniz. Artık bu biraz değişti. İlk 48 saat içerisinde bile hastalarda sol atriyumda apendikste trombüs olabiliyor. Onun için de bir hastaya atrial fibrilasyon gördüğünüzde ideali 3 hafta boyunca en az 3 hafta sıkı bir antikoagülasyon tedavi vermek ve sonra kardiyoasyon yapmak. Ama T yapabiliyorsanız, öyle bir olasılığınız varsa, öyle bir T transversal vagal ekoyla yapabiliyorsanız antikoagülasyonu beklemeden hastaya T yaparsınız. Sol atrial apendikteki trombüsü ekart edersiniz ve kardiyoasyon yaparsınız. Peki biraz önce dedim ya ilk 48 saatte bile trombüs olabiliyor. Özellikle hangi hastalarda? Mesela şöyle düşünün. Hastanın hangi durumda erken kardiyoasyon yapabilirsiniz? Antikoagülasyona beklemeden. Hem ödememesi bozulmuşsa zaten. Yani adam akciğer ödemine girmişse, anjinası şiddetlenmişse, MI geçiriyor ve atrial fibrilasyonun bu işi kötüleştiriyorsa, hipotansiyon olmuşsa bu hastada zaten beklemiyorsunuz. Hafif sedasyon yapıyorsunuz. Bir an önce hemodinamiği düzeltmek için kardiyoasyon yapıyorsunuz. Antikoagülasyon burada sizi çok etkilemiyor. Ama 12 saatten kısa bir süredeyseniz ve yani hasta bilinçli bir hasta. Çarpıntım başladı. 12 saat oldu. 5 saat oldu diyor. Yeni gelmiş hastaneye. 12 saatten kısa bir süreyse ve yakın zamanda bir stroke öyküsü yoksa, daha doğrusu geçmişte bir stroke öyküsü yoksa bu hasta güvenli işte. Veya 12-48 saat arasında bir dilimde ise çast vasta skoru düşük hastada o zaman kardiyoasyon yapabilirsiniz. Oral antikoagülan başlarsınız. T yapmadan hemen kardiyoasyon yapabilirsiniz. Ama bunun dışındaki hastalar, hastanın kapak hastalığı var. Bir saat önce başlamış çarpıntısı. Yok, güvenmeyin. Sessiz de olabilir. 5 gün önce, 3 gün süren sessiz bir atrial fibrilasyonda başlamış olabilir. Ve siz bir saat önce görmüşsünüz diye bunun bir saatin içinde, 48 saat içinde, 12 saat içerisinde kardiyoasyon yapın, antikoagülasyonu sonra veririm demek yanlış olur. Onun için de temel şey şu. İdeali her hastada transözoragal eko yapıp sonra kardiyoasyona gitmek veya en az 3 hafta antikoagülan etki vermek lazım. Hatta biz 3 hafta veriyoruz, antikoagülan veriyoruz diyelim. Ondan sonra bile T yapıyoruz. Ve günlük pratikte sanıyorum bütün dünyada öyledir. Görünce eğer kardiyoasyon planlıyorsanız T yapıp trombüsü ekart edip sonra kardiyoasyon yapmak gerekiyor. Trombüs gördüğünüz ne yapacaksınız? O zaman kardiyoasyon yapamazsınız. Ertelemeniz lazım. Antikoagülasyon tedaviyi gözden geçirmeniz, hasta uyumunu gözden geçirmeniz lazım. En az 4-5 hafta geçmesi lazım. Tekrar T yapıp tekrar ekart etmeniz lazım. Kardiyoasyon yaptınız, sinüse çevirdiniz. Antiaritmik veriyorsunuz sinüste tutmak için. Sonrasında antikoagülan vereyim mi? Evet, kardiyoasyon yaptıktan sonra en az 4 hafta atrial fonksiyonlarının yerine gelmesine kadar en az 4 haftadır bu süre antikoagülasyona devam edin. 4 haftadan sonra keseyim mi, devam edeyim? Biraz önce anlattığım şeyler geçer işte. Kanada ÇAS 65 kullanıyor, diğerler ÇAS FAS. Biraz önce söylediğim oral antikoagülasyon hakkı şeyi oluşturuyorsa, endikasyonu varsa 4 haftadan sonra da ömür boyu antikoagülasyona devam ediyorsunuz. Bunu geçeyim. Trombositopenik hastalar görüyorsunuzdur. Bunlarda antikoagülasyon vereyim mi, vermeyeyim mi? Kafa karışır. 50 binin üstünde ise dikkatli verebiliyorsunuz. 20-50 bin arasında ise korkun. Yani çok zorundaysanız, çok yüksek bir tromboembol riski varsa yarı dozda verebilirsiniz ama bununla ilgili çok fazla veri yok. 20 binin altındaysa da vermeyin. Ve trombositopeni nedenleri, işte biz de burada size konsültasyon istiyoruz. Bunları sıkıca araştırın. Kanserli hastalarda oral antikoagülan kullanımı sizde gördüğünüz hastalar vardır. Kanserli hastalar da atrial fibrilasyon çok sık görülüyor aslında. Yani niye? Bir komorbidite gibi de düşünün. Bu hastalar sıklıkla yaşlı hastalar çünkü veya ilaçlar veya diğer komorbiditeleri bu hastalar atrial fibrilasyonun görülmesini artırıyor. Burada biliyorsunuz pek çok kanserde tromboembol riski artıyor. Atrial fibrilasyonda da bu daha da artıyor. Ama bir taraftan bu hastalarda kanama riski de artıyor. Çünkü tümörün oluşturduğu bir koagülasyon problemi olabiliyor. Kullandığı ilaçlar oluyor. O tümör damarlara erozyona sebep olabiliyor. Veya radyasyon alıyor, ona bağlı oluyor. Pek çok neden kemoterapötikler kanamaya sebep oluşturabiliyorlar. Ama kanama kılavuzu diyor ki bu hastalarda bireysel değerlendirme. Tabii mutlaka bu zor bir karar. Ama artık bununla ilgili veriler oluşmaya başladı.
Pasteur'a da tercihde mesela ben önce söyledim. Noak'ı tercih edin. Niye? Çünkü warfarin ilaç etkileşimleri fazla ve bunlar da kemoterapetik ajanlar çok fazla kullanılıyor. Noak'larda da var. Onunla ilgili tablolar var. Bu biraz önce söylediğim 2021'deki EHRA kılavuzunda o güzelce sıralanmış. Onu ezbere bilmek mümkün değil ama hasta bir Noak kullanıyorsa oradan bakıyorsunuz bu ilaç etkileşimleri var mı? En çok da ilaç etkileşimleri kanser ilaçlarıyla, antivirallerle, antifungallerle ve antiepileptiklerle oluyor. Diğerleriyle çok fazla etkileşim yok. Yani tansiyon ilaçlarıyla, günlük kalp yetmezliği ilaçlar, diyabet ilaçlarıyla bu ilaçların fazla etkileşimi yok. Kullanımı kolay ve intrakranial kanaması olduğu için de Noak'lar tercih ediliyor. Bir başka şey de giz kanama geçirmesi. Oral antikoagulan kullanıyor, warfarin diye Noak. Tekrar başlayalım mı? Bir kere kanama geçirince hep korkarız. Tekrar başlamaktan çekiniriz ama o zaman stroke riski çok artıyor. Onun için de şimdi bunu gastroenterologlarla da bazen ortak toplantılarımız oluyor. Onlar da diyor ki biz endoskopi yapıyoruz. Kanamanın nedenini buluyoruz, tedavi ediyoruz. Onun için endoskopi bizi çok rahatlatıyor. Eğer geri döndürülebilir bir sebebimiz, geri döndürülemeyen bir sebebimiz yoksa ne bileyim işte multiple anjiodistalizisi var, tedavi edilemeyen, yeri bulunamayan, tekrarlayan majör kanamalar varsa ve kontrol edemiyorsak o zaman değil ama onun dışında genellikle ilk bir hafta içerisinde 4-5 günden sonra hatta 3 günden sonra yeniden oral antikoagulanı başlıyoruz diyor. Eğer tekrarlıyor ve kontrol edemiyoruz dediğim gibi işte multiple anjiodistalizisi var, tespit edemiyoruz, tekrarlayan multiple kanamalar var. O zaman da sol atrial appendix kapama biraz önce dediğim şey antikoagulan kullanma yansılarda bir seçenek olabilir. Bu son slaytım olsun. Bu warfarin tedavisiyle ilgili. Hep biliyoruz polikliniğe geliyor bizim. Ha, size kullanıyor, nasıl kullanıyor? İşte 3,5 çıkıyor. Tamam sen bir yarım azalt falan. 4 çıkıyor sen 2 gün alma falan. Doğru bir yaklaşım olmuyor. Bu zaman içerisinde pratikte oluşuyor. Herkesin bir klinik science'ı oluşuyor ve o klinik science ile bunu yönetebiliyor ama doğrusu şu. Bunu belki fotoğrafını da çekerse asistan arkadaşlar daha kolay klinik pratiklerine yerleştirirler. Hedef 2 ile 3 arası. Burada değiştirmiyoruz. 1,5'un altında ise çok etkisiz demektir verdiğiniz warfarin. Haftada bir %15 artırın demektir. Bakın haftada bir dozu artırın, %15 artırın demektir. Bu 1,6 2 yani subterapetik ise bu haftada %10 artırın demek. %10 artırın dozu, total dozu yani. 3 ile 4 arasında ise kanamaya meyil ediyor. Kesmeyin ama haftalık dozu %10 azaltın. 4-5 arasında ise bir dozu atlayın ve sonrasında %10 azaltarak, haftalık dozu %10 azaltarak devam edin. 5'in üzerinde ise inlere 2-3'ün arasında gelene kadar kesin, sonra da %15 azaltın. Bu arada da bir sıkı iğne kontrolleri yapın diyorlar. Ben anlatacaklarım bunlar sanıyorum yeterli hocam. Ama soruları tartışarak daha da şekillendirebiliriz. Evet, soru ve katkısı olan varsa buyursunlar. Evet, herhalde hiç kimsenin sorusu yok İhsan. Evet, her zamanki gibi. Çok iyi anlaşıldı. Öncelikle teşekkür ederiz Tursun Hocam. Yani Yuhakları son derece özlü. Hani çatraz ve hasbiyet skoruyla dengeleyerek kıyaslamamız gerektiğini ifade ettiniz. Ama bazen bizi çok zorlayan, evet mesela hastada böbrek yetmezliği var terminal dönemde. End stage 15'in altında karaciğeresi var, birlikte görülme sıklığı fazla, özofagus varisi var, artı kapakta lezyon var ve AP'si var. Bu hastaya trombositleri de 40 binlerde. Ne yapalım? Bu hastaya hiçbir şey yapma abla, bırak zaten mortalitesi AP'den daha yüksek. Öyle deme, geçen gün aynen böyle bir hasta yatıyordu. Ve evet, ısrarla kardiyolojiyle bu hasta ile ilgili ciddi böyle bir konsültasyon yazışmamız oldu. Çünkü kardiyoloji ısrarla bize Yuhak önerdi bu hastada. Hı-hı. Bu hastaya Yuhak verebileceğimizi ben açıkçası çok düşünmüyordum. Evet. Zaten vermedim. Şimdi şöyle hocam, dediğiniz hasta, insan hocam dediği gibi çok riskli bir hasta. Yani bu hastada hem tromboli riski yüksek hem de kanama riski yüksek. Evet. Tabii biz bu risk skorlamalarıyla
Hastaları bir yere oturtmaya çalışıyoruz ama dediğiniz hastaların bir kısmında bunlara oturmuyor. Bu hastaların hiçbir randomize çalışmaları alınmazlar. Çok yüksek riskli hastalar, çok ileri yaştaki hastalar, böyle işte %15'in, hatta bu randomize çalışmaları da noktalara ilgili %25'in altında EF'de GFR'si %25'in altında olan hasta yok randomize çalışmalarda. Ama bunlar gözlemsel verilerle bize fikir verebiliyor. Örneğin böbrek yetmezliği benim de dedim ya taktığım bir konu. Böyle hastalarda üçüncü bir seçenek hiçbir şey vermemek. Burada da hastanın kırılganlığına bakmak çok önemli hocam. Şimdi sizler daha iyi gözlüyorsunuzdur. Kırılganlık bu skorların ötesinde bir şey bence. Bir bakıyorsunuz hastanız diyalize giriyor veya GFR'si 15'in altında her neyse end stage. Ama adam sağlıklı görünüyor. Yani kilosu iyi. İşte yürüyor, kas iskelet sistemi iyi. Fragil değil. Bu hastaya verebilirsiniz. İşte o zaman warfarin de verseniz bu hastaya faydanız olabiliyor. Noak da verseniz faydanız olabiliyor. Noaklarda da orada hepsi değil. Apixaban'ın bu konuyla ilgili tecrübesi daha fazla. İki kere 5 mg Apixaban'ın ciddi gözlemsel verileri var. Hatta 2016 kılavuzu sınıf 2B endikasyonla son dönem hemodiyaliz hastalarına Apixaban'ı koydu. Ama bu kılavuz da çıkardı onu tekrar. Randomize çalışmasında az sayıda hasta alındı ve tam bitmedi. Onun için de kırılganlık çok önemli. Sizin söylediğiniz hasta çok kırılgan bir hasta. Yani öyle bir hastada hiçbir şey vermemek en güzeli. Bazen de şöyle oluyor. Girişimsel bir tedavi böyle her zaman ilgi çeker. Ben de girişimsel bir elektrofizyoloğum. Apendiksini kapatalım mı? Şimdi karaciğeri kanayan, varisleri kanayan, karaciğer sirozu olan, işte çal çok ileri olan ve böbrek yetmez olan bir hastada apendiksi kapatsanız da komorbiteniz çok oluyor. İşte bazen hasta çok zayıf oluyor. Kapatıyorsunuz her yerden vasküler komplikasyon yaşıyorsunuz. Veya kapattığınız cihaz üzerinde tromboz oluyor. Onun için hasta bazlı değerlendirmek lazım ama sizin söylediğiniz hastaya ben hiçbir şey yapmam. Yani karaciğerini, böbreğini diyalizle işte bildiğiniz tedavilerle tedavi edin. Yani ben o hastaya antikoagülan vermem. NOAC tedavisi o hastada verilmesi biraz ısrarcı bir yaklaşım olur ama riskli bir yaklaşım olabilir. Çayılda da yüksek görünüyor aslında, çay çiçeği gibi. Şeyse Zaten konuşmayın. ansefalopatisi olmayan bir hasta. Yani Bilirubin iğnesi de çok yüksek değil. Varisi var ama 1.2'lerde, 1.5'un üstü değil. C'se Bir hiç vermiyor. hasta Hepsi bizim vermiyor. hastamız için. Yani böyle hastalarda peki warfarini öne çekmek istemez misiniz? En azından kontrolünüz mümkün. Ama warfarinde de kanama olursa geri dönüşü zor veya TTR'yi tutturmanız zor ve kanama riski gene aynı ve şimdi NOAC'lardan daha yüksek warfarinin kanaması. Hep şu biliriz. Yani bir şeyin ölçülebilir olması çok iyidir. Bizim NOAC'larla ilgili şeyimiz de hep o. Hastalara veriyorsunuz ve hastalara diyorsunuz ki bir dahaki kontrole ne zaman geleceksiniz? İşte INR'yi hasta ölçtürmeye gelince 15 günde bir gel, ayda bir gel falan 2 ay bir geçince çok geç kaldınız. Hasta da bunun tedavinin önemli olduğunu düşünüyor ve gidip geliyor ve kontrolünüzde oluyor. Evet. NOAC veriyorsunuz hasta gidiyor böbreği bozuluyor gelmiyor belki kanıyor. Veya karaciğeri bozuluyor bir şey olmuyor. Veya bir ilaç alıyor. Bizim NOAC'larla ilgili şeyimiz bu. Çekincemiz bu. Ama olağanüstü kolaylık sağlıyor. Warfarin'le ne yaparsanız yapın bunu tutturmanız çok zor oluyor. Mesela bir şeyi de söylemedim. Böbrek fonksiyon bozukluğunda NOAC kullanan hasta ne kadar sıklıkla takip edelim? Hangi aralarla böbrek fonksiyonlarına Tabii bakalım? onlar ayrı bir O da parametre çok kolay. zaten. Şöyle GFR 60'ın üstündeyse 6 ayda bir veya daha uzun yeter. Ama GFR'si 50 ise Düşükse. 50 bölü 10 5 ayda bir. 40 ise 40 bölü 10 4 ayda. 30 ise 30 bölü 10 10'a veriyorsunuz 3 ay. Yani ona göre de GFR takibi yapıyorsunuz. Bence warfarin çok az kullanılma endikasyonu olan bir artık mekanik kapaklar ve şey dışında. Türkiye'de bu sutun işte SGK'nın geri ödeme şeyi bizi sınırlıyor. O bir bence haksızlık hastalar için. Onların sınırlaması da şöyle oluyor. Yani 5 kere TTR bakacaksınız. İğnere bakacaksınız. Üçünü tutturamayacaksınız. O zaman ancak NOAC ödeyebiliriz diyor. Geri ödemesi. Onu size söylüyor. Bize zaten hiç vermiyor da İşte dairi. tam da bu konuda diyeceğim. Siz warfarin yazabiliyorsunuz ama NOAC da yazabilmeniz lazım. Geriatristlerin de NOAC yazabilmesi lazım. Ve bu kuralın da kalkması lazım. Artık yani bu NOAC'lar cost efektifti aslında. Türkiye'de cost efektif hiçbir zaman değerlendirilmez ve ciddiye alınmaz ama bunu büyük ülkeler değerlendiriyorlar ve çok da değerli. Yani kanamayla uğraşmak, bir stroke'la uğraşmak ne kadar maliyetli bir iş. Onun için de NOAC'larla Yani bence her açıdan hem kanama komplikasyonu hem de inmek olur. stroke komplikasyonuyla uğraşmak sizle aynı fikirdeyim daha maliyetli.
Yani belki Türkiye'de bu antidotları da geldiğinde hepimiz çok daha rahat olacağız. Çünkü kanama ile geldiğinde hakikaten antidotlar yönünden de sıkıntıya giriyoruz. Evet. Ama sonuç olarak yuvaklar hakikaten düşük dozları ile birlikte çok daha güncel hale geldiler. Elimizi rahatlattılar. Çok ekstrem hastalar dışında atrial fibrilasyonda hakikaten artık dünyanın kabul ettiği bir tedavi. Evet. Antidotu yok diye korkmamak lazım hocam. Onu da söylemek lazım. Dabigatran'ın antidotu bir ara gelmişti. İdarisizimab. Türkiye'ye evet. Getirmişlerdi. Firma getirmişti. Ama şimdi Dabigatran'ın çalışan firma Türkiye'de Dabigatran'ı çalışmaktan vazgeçti. Piyasada var ilaç. Ama Dabigatran'ın antidotu yok. Diğerlerinin antifaktör analarının inhibitörleri de, antidotları da çıktı. Ama bunlar dünyada çok yaygın kullanılmıyor gerçekten. Yani kanam olduğu zaman ilaçların yararlanma ömrü kısa olduğu için o büyük avantaj. Protrombin kompleks konsantresi veriliyor en çok da. Yani böyle bir şey başımıza geldiği zaman da hemen PCC, aktive PCC vermek tabii majör ve kontrol edilen kanamalarda hemen elimizi rahatlıyor ama antidot olursa tabii ki daha rahatlatırız. Hocam o tam öyle yani tabii ki zaten tüm antionallarda Flexan'a da önerimiz o ama yani tam olarak yani tüm şeylerde o ama yani protrombin kompleks demenizin nedeni de primer volüm yükü olduğu için bu hastalarda TDP'den daha çok protrombin kompleks diyoruz. Ama bazen hakikaten hasta çok abondan kanıyor. Ve protrombin kompleksiyle de bazen kontrol edemediğiniz kanamalarla karşılaşabiliyorsunuz. Antidotun olması yani mutlaka heparinde olduğu gibi çok rahatlatıcı. Kesinlikle. Hani bir protamin sülfat vererek kontrol etmek evet. gibi olsa çok daha iyi olur. Kesinlikle. Çünkü abondan kanayan, özellikle medyastene kanayan hastalar çok sıkıntılı oluyor. Evet. Çok gördün mü? Hayır, görmedim ama yani bir vaka gördüm. Yani bir vakada yetiyor zaten. Tabii bilir ya. Mortal seyrediyorlar. Mortal seyrediyor çünkü. Olsun diye ama bu yapıyorlar. Her türlü kullandığımız antikoagülan için geçerli bir risk faktörü. Haklısınız. Evet. Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Sorun. Doktor Emin ben sunum için teşekkürler. Hocam NOAC kullanan hastalarda yalancı öneri yüksekliği gördünüz mü hiç? Bir de bu NOAC kullanan hastalarda bir işlem öncesi, örneğin bir diş çekimi öncesi. Ne kadar süre önce keselim? Özellikle GFR'si düşük ileri yaş hastalarda bu süreyi uzatalım mı? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok güzel soru ve bunu soran arkadaş biliyor bu konuyu. İşi biliyor. Okumuş ve çalışmış belli ki. Güzel bir soru ama şimdi birincisi NOAC kullanan hastalarda hep bizim APTT'miz veya INR'miz yüksek gelir. Onun için de deriz ki biz İNR'e baktırmayın sakın. Çünkü bunların laboratuvar etkileşimleri var. İNR'in yüksek gelmesi demek sizin NOAC'ınızın fazla olduğu, bunun dozunu azaltalım veya keselim veya kanama riski olduğu anlamına gelmez. Onun için de NOAC kullanan hastalar, NOAC'ların antikoagülasyon tedavisini şu anda ölçen bir şey yok. Sadece faktör 10'a düzeyleri, antifaktör 10'a düzeyleri kanına bakılıyor. Bunların henüz dünyada standartizasyonu yok, yaygın kullanımı da yok. Mesela bizim hastanede antifaktör 10'a bakmak, hastaneler bunu şimdi yurt dışında Amerika'da falan şöyle yapıyorlar. Her hastane kendine göre bir şey antifaktör ona düzeyi belirliyor yuvaklara göre ve etkinlik terapötik aralığını belirliyor, yüksek riskli durumu belirliyor. Onun için de inere yüksekliği çok görülür ama bir anlam ifade etmez. Yüksek görülmesi demek kanda ilacın olduğu anlamına gelir. Yüksek olduğu anlamına gelmez. Kanayacak anlamına gelmez. Onun için de bu hastalara böyle kanamayla ilgili bir şey komplikasyon görmemişseniz koagülasyon parametrelerini çalışmayın. İkinci sorduğunuz soru diş çekimi yapacak ne yapalım? En büyük sorun bu. Yani bizde o kadar zorluyorlar ki aspirin kullanıyor hasta, stenti var, diş çektirecek. Bunu kesin diyor dişçi. Şimdi NOAC kullanıyor. Çasfas skoru adamın 3-5 veya yakın zamanda stok geçirmiş. NOAC kullanıyor. Diş çektirecek. Diş çekimi özellikle öndeki dişlerin çekimi 3 tane de bile olsa bunlar minör. Hatta minör kanamaya veriyor. Hafif kanamalar dönüyor. Bunlarda antikoagülasyon kesmeyi gerektirmiyor. Ama dişçiler ısrarla temiz çalışmak için hastayı gönderiyorlar. Bunu kes, 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 kesmezse çok kanar diye. Onun için diş çekimi gerektirmiyor. Yani azın dişlerde kanal tedavisi, yani girişimsel böyle ameliyat, dişlerin ameliyatını gerektiren bir tedavi yoksa kesmek gerektirmiyor. Öbür türlü de antikoagülasyon tedavinin kesmesinin süresi cerrahinin riskine de göre değişiyor. Majör bir cerrahi, mesela ortopedik cerrahi, kardiyovasküler cerrahi, abdominal bir cerrahi, safra kesesi açılacak falan. Böyle bir durumda
en az 48 saat önceden kesmek lazım. Burada da örneğin dabigatran kullanıyor. Dedik ki dabigatranın böbrekten atılımı en fazladır. O zaman bu hastalarda 72 saat. Hele de GFR'si 50'nin altına düşürse 4 gün öncesinden kesmek gerekiyor. Ama diğerlerinde majör cerrahi öncesi faktör ön anitörlerinde 48 saat önce kesmek yetiyor. Hocam bir tane soru da şöyle. Bu majör kanamalar sonrası tekrar antikoagülan tedaviyi başlama noktasında tabii klinik duruma hastanın mevcut kanamasını göz önünde bulundurarak tekrar başlıyoruz ama burada daha öncesinde de böyle bir hep bir şeyimiz vardı. Ya AF'de antikoagülan tedaviyi kestik. Bizim AF için bu kanama sürecinde, klinik progresyon sürecinde yani bir hafta gibi, 10 gün gibi bir güvenli aralığımız diye bir şey söyleniyordu. Bununla ilgili hani net bir bilgi var mı hocam? Yani kanama oldu, geldi antikoagülan tedaviyi kestik. Majör bir kanama. Bu AF için ve komplikasyonları açısından bizim bir güvende olduğumuz süreç var mıdır? Hocam eğer çok fazla CHA-CHF skorunuz çok yüksek değilse, yani CHA-CHF skorunuz 1-2 ise bir haftaya kadar, 4-5 güne kadar ara verilebilir. Ama CHA-CHF skorunuz 5'in altının üstündeyse, 4-5 altın üzerindeyse veya son 3 ay içerisinde stroke geçirmişse bu hastalar yeniden stroke için çok yüksek risklidir. Onun için de burada kanama odağını kontrol edip bir an önce antikoagülasyonu başlamak lazım. Tabii kanamanın nereden olduğuna bağlı. Yani eğer sizin kontrol edebilir bir GIS kanaması endoskopiyle yerini bulup kapatabiliyorsunuz, düzeltebiliyorsunuz. O zaman çok geçirmeyin. 48 saat sonra da başlayabilirsiniz. Ama mesela intrakranial kanama. İntrakranial kanamadan sonra tekrar başlayalım, başlamayalım çok büyük problem. En az 4-5 hafta geçmesi lazım ve nörologla karar vermeniz lazım. Ama bir embolik bir olay yaşamışsa stroke falan. O zaman da TIC falan 2-3 güne kadar bekleyebiliyoruz ama 3 günden sonra onlarda da kanama şeyine göre, onların bir sınıflaması da var, NIH sınıflaması var herhalde orada, o skora da bakarak işte 6 gün, 12 gün, 13 gün orada bile embolik bir stroke geçirmişse bile 14 günde başlıyoruz. Ama kanamada, kanama odağını saptamaya çalışmak lazım. Şimdi NOAK'larda olsun, oral antikoagülanlarda olsun, hele de NOAK'lar için deniyor ki bu GIS kanserlerin stres testi oldu diyorlar. O mesela hastaya önceden antikoagülan vermiyorsunuz, kanamıyor. Siz antikoagülan veriyorsunuz, NOAK veriyorsunuz. Bunlar GIS kanama yaptırıyor. Hasta GIS kanamayla geliyor. Araştırıyorsunuz, bir malignite saptıyorsunuz. Bu hastanın malignitesini erken yakalamış oluyorsunuz ve tedavi etmiş oluyorsunuz. Onun için de GIS kanama, bunlarda en sık kanamalarında major kanamanın %70'i GIS kanamadır. Onun için yani GIS kanama üzerinden konuşmak yanlış olmaz. Gastrointestinal kanamalarda endoskopi, kolonoskopi mutlaka yapmak lazım. Yerini bulursak tedavi ettikten sonra bir an önce başlamak lazım. Ama ne kadar bekleriz? Öyle bir net bir şey yok hocam. Yani 3 gün güvenlidir, 5 gün güvenlidir yok. Mümkün olduğunca erken başlamak lazım. Ama CHA-CHF skoru çok yüksek değilse, majör bir kanama geçirmişse 5-7 güne kadar kısmen güvende olabilirsiniz. Şöyle bir soru var hocam. Kardiyovasküler cerrahi ve MI sonrası paroksismal AF'si gelişmiş kordronla sinüs ritmine dönmüş bir hastada etken ortadan kalkınca uzun dönemde AF tekrarlama riski nedir? AF tekrarlama riski var mıdır? Vardır. Orada da hastanın genel komor şeyine bakarsınız, risk faktörüne bakarsınız. MI geçirmiş bir hasta. Bu MI sırasında olan atrial fibrilasyon sekonder atrial fibrilasyon gibi görünür. Ama bunu kanada kılavuzu şöyle der, bu provoke bir atrial fibrilasyondur. Yani hastanın altta yatan bir şeyi var. Hipertansiyonu, diyabeti veya işte obezitesi, sigarası falan, alkolü bunlar her neyse. Belli bir eşiğe kadar sizi yaklaştırıyor. Atrial fibrilasyon için bir yakın bir eşiğiniz kalıyor. Bu son MI veya bir şey sizi hemen onun üstüne çıkarıyor ve atrial fibrilasyon başlıyor. Ama mesela hastanın hiçbir risk faktörü yok. O gün işte çok fazla alkol almış ve atrial fibrilasyonu başlamış. Onun şeyi, atrial fibrilasyon şeyi, yükü tam aşağıda. Eşiğe bir kere ulaşmış, çıkmış. Mesela o geçici sürede, mesela hipertiroid de böyle, tirotoksikaz da böyle. Bir altta bir az bir şey var, üstüne çıkmış. Atrial fibrilasyon gelmiş, siz kontrol etmişsiniz, geçmiş. MI'yi kontrol ettikten sonra tekrar çok aşağıya çekmeniz mümkün olmuyor. Altta sürekli bu AF'yi tetikleyici, o kritik eşiği geçecek fırsat arıyor. Onun için de hastanın tekrar diğer CHA-CHF skoru yüksekse bu hastaya antikoagülasyon tedavi vermek lazım. Kardiyovasküler cerrahi sonrası sık görülür atrial fibrilasyon. Özellikle kapak ameliyatlarından sonra falan. Orada da yine komorbiditeler ve diğer eşlik eden risk faktörlerine bağlı. Ama sıklıkla bu hastaların risk faktörleri yüksek oluyor.
ve antikoagülasyon tedavi uzun süre devamı gerekiyor. Bir tane de şöyle bir soru var. Ya AFE sekonder DVT, emboli ve benzeri klinikte olan hastada iğnere yükselme, fibrinojen düşme eğilimine girdiğinde fakat klinik dik ile uyumlu olmadığında, klinikte bozulma olmadığında AFE tedavisi mutlaka devam etmeli, tedbiren kesmeli miyiz? Bir daha okuyorum da şimdi. AFE sekonder DVT. AFE sekonder DVT, yani atrioflasyon hastaları tromboemboli yüksek şey olur. Yani sonuçta bir şok triyadı atrium olduğu gibi başka yerde de çalışır. DVT, AFE sekonder DVT duymamıştım da şimdi yorumlamaya çalışıyorum. Olabilir, DVT olabilir. Aynı anda başka pulmoniter dolayısıyla DVT olabilir. Emboli ve klinikte olan hasta iğnere yükselmesi fibrinojen düşme eğilimine girdiğinde. Emboli ve bunun gibi klinikte olan. İğnere yükselmesi ve fibrinojen düşme eğilimi. Dik falan gibi diyor herhalde. Ama dikle uyumlu olmadığında. Uyumlu değil. Fibrinojen düşüyor. İğnere yükseliyor. Başka komorbidite vardır. Yani bu hastanın mesela karaciğer hastalığı vardır evet. Belki. Yani belki karaciğer hastalığı vardır. Bir malignitesi vardır. Onlara bağlı. Gerçi fibrinojen yükseliyor onlarda herhalde ama. Yani iğnere yükselince fibrinojen düşer mi? DVT'de fibrinojen yüksek çıkar. Fibrin yıkım ürünleri de yüksek çıkar. D-dimer yüksek çıkar. Aynen bu, öyle. Bu soru olmamış. Olmamış. Evet. Tamam. Bu soruya cevap veremedim. Yani hani bu hasta dike gidiyor olabilir. Yani evet. Bu hastada başka bir şey var. Neye devam edelim? AFDT'yi de vermesi lazım bak, herhalde. Karaciğer pankreas kanseri olabilir dediği gibi ya da pankreatit olmuş olabilir. AF tedavisi mutlaka devam etmeli. Ama yine fibrinojen yükselir. Tabii fibrin yıkım ürünleri artar. Artar. Burada da ne yapmak lazım? AFE tedavisine mutlaka devam edelim. AFE tedavisinden kasıt ne? Hız kontrolüne devam edin. Komorbidite işte şeyi araya giren sekonder faktörleri devam edin. Mesela anemisi varsa bu hastanın hızlanmasını önleyin. Hipoksisi varsa hızlanmasını önleyin. Ateşi varsa onu kontrol edin. Onları önleyin. Antikoagülasyon tedaviyi verin mi? İnerisi yüksekse vermeyin. Bir adam karaciğeri bozuk yani kanar. Yani. Tamam hocam. Dahiliye konsültasyonu isteriz. Evet. Resim iyiye yükseliyor. Aslında herhalde çocukların şunu bilmesi lazım. İneri 1.5'un üstündeyken yani 1.5'un üstünde mixingde düzelmeyen bir inere varsa, bir antikor varsa yani 1.5 sınır alıyor. Karaciğer hastalığı içinde sınır alıyor. 1.5 inereyi. Hani diğer faktörlerle beraber YOAK kullanımında. Yani ikinci evreye geçiriyor. Daha düşük doz kullanmasını öneriyor. Belki onu bir çocuklara vurgularsak biraz daha akıllarında kalır. Ben Emin'in sorusuna bir katkıda bulunmak isterim. Sadece dabigatran için APTT uzaması toksikasyon göstergesidir. Yani iğnere evet yoğakların hepsinde uzayabilir. Çok önemsemeyiz. Alındığı saatte çok alakalıdır. Yani ilacı alıp iğnere bakıldığı saatte. Ama dabigatran için APTT yüksekliği toksikasyon göstergesi olabilir. Yani doz yüksekliğinin göstergesi olabilir. Dikkatli olmak gerekir. Evet. Dabigatran'da APTT etkileniyor. Diğerlerinde iğnere bozulabiliyor. Evet. Dabigatran'da APTT'nin yüksek olması genelde dabigatranın kanda olduğu anlamına geliyor. Ama çok, yani uzamasında biraz daha uyanık olmak gerekiyor. Ama işte doz azaltma gerekmiyor hocam. Orada da yani orada da APTT yüksek geliyor. Orada da yanlışlıkla doz azaltma gerekmiyor. Kanama varsa kanla dabigatran vardır ve yüksek evet, ama takip etmek gerekiyor hocam. Doğru. Özellikle onu vurguluyorlar. Onu demek istedim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sunumdu. Çok istifade ettik. Arkadaşlar da öyle. Muhtemelen. Biz katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Ben de çok teşekkür ederim hocalarım. Biz dinlediğiniz için ve katkılarınız için çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun.